şüphesiz senin için son olan ilk olandan daha hayırlıdır. İlk olan da son olan da hepsi Allah'ındır. Ama ilk olandan bak senin için son olan ilk olandan daha hayırlıdır. İlk anlamı ne akla gelir? Ahiret hayatı dünyadan daha hayırlıdır. İkinci olarak ne akla gelir? İlk, İslam'ın ilk devirleri güçsüz. Belirli bir zaman, peygamberimiz zamandan sonra sallallahu aleyhi ve sellem güçsüz. Ama son çok ihtişamlı. Koskoca bir dünya hakimiyeti var. Hayırlı bir dünya hakimiyeti var. Son olanı Allah hayırlı belirtiyor. Hayırlı diyor. Mehdi mesela son çıkıyor, hayırlı. İsa Mesih son geliyor, hayırlı. Son başka ne? İttihat-ı İslam. Dünyanın da en büyük İslam'ın hakimiyeti. Yani gelmiş geçmiş dünya tarihinde ilk defa son, en hayırlı olarak hakim oluyor. En büyük çapta, en geniş çapta. Resulullah döneminden sonraki en hayırlı çağ. Elbette Rabbin sana her türlü imkan verecek, her türlü mal verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Bu ayetin ebcedi de 2009 tane veriyor. Maşallah. İkisi de 2009. Bak elbette Rabbin sana mal ve imkan verecek. Yani hakimiyet, mal, güç. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Peygamberimiz devrine bakmakla beraber alenen ve açıkça Mehdi'ye bakıyor. Çünkü bir tane tarih veriyor 2009. Yani dünya hakimiyeti, mülk ve saltanat. Bir yetim iken seni bulup barındırmadı mı diyor Cenab-ı Allah. Mehdi de yetimdir. İsa Mesih de babası yok. Mehdi de yetim olacaktır. Gelmişler, hoş gelmişler. Bir yetim iken seni bulup barındırmadık mı? Barındırmadım bak, seni bulup. Peygamberi Cenab-ı Allah o kadar insan içinden seçiyor, onu peygamber yapıyor. Mehdi'yi de o kadar insanlar içinden seçiyor, Mehdi yapıyor. Barındırmadı mı? Birçok yerde barındırıyor peygamberimizi. Ve senin yol bilmez iken doğru yola yönetip iletmedi mi? Peygamberimiz daha önce İslam dinini bilmiyordu. Sonra İslam'ı Allah vahiyle bildirdi. Mehdi'ye bakan yolu nedir? Mehdi de İslam'ı sonra öğreniyor. İslam'ı sonradan yaşıyor. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki Allah onu bir gecede ıslah eder. Bir gecede değiştirir. O hadisten de anlıyoruz. Ve ayetin ağırlıklı olarak yani ahir zamana baktığı görülüyor işare mani olarak. Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi? Demek ki Peygamberimiz başlangıçta nasıldı? Fakirdi. Ama sonra zengin oldu. Mehdi nasıl? Başlangıçta fakir. Ama sonra dünya hakim oluyor. Maşallah. Dünyanın en zengin insanı oluyor. Öyleyse diyor Cenab-ı Allah, sakın yetimi üzüp kahretme. Bak ne diyor, sen yetimsin diyor. Ama sonra ne diyor, bak öyleyse sakın yetimi üzüp kahretme. Mehdi'ye kimse el sürmesin. Peygamber'e yetimken insanlar çok eziyet etmek istediler. Bunun yanlışlığını Allah işaret ediyor. Mehdi'ye karşı da insanların tavır alacağını, onu üzmeye yahut onu kahretmeye yahut helak etmeye çalışacaklarını, öldürmeye çalışacaklarını da ayet işare anlamda vurgulamış oluyor. Ayrıca insanların, herkesin, yani herkese bakan bir ayet, yetimlere karşı şefkatli olması, merhametli ve koruyucu olmasına işaret ediyor Allah ayette. İsteyip dileneni azarlayıp çıkışma. Bütün fakir fukaraya, mazlumlara şefkatle yaklaşıp hepsine zenginliğin yolunu açmanın işari zemini burada vurguluyor. Yani isteyip dileniyorsa bir insan azarlayıp çıkışmayın diyor Allah. Yani ona şefkatle yaklaşın. Seveceğin ahir zamanda nasıl olacak?
isteyen herkese mal dağıtılacak. Ne azarlama olacak ne çıkışma olacak. Bol bol. Hatta öyle olacak ki diyor Peygamberimiz. Kişi bol miktarda malı olduğu halde gözü doymayıp yine isteyecek diyor. Ona mal verilecek ama adam pişman olacak diyor. Geri vermek isteyecek malı ama bizim tevdi ettiğimiz malı geri almayacağımız biliniyor. O yüzden biz bu malı geri almayız diyecek Mehdi. Maşallah. Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. Bu da 1956 tane veriyor bu ayette. Maşallah. 11. ayet. Bak Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. Sürekli tebliğ yap. Bunu kim yapacak? Mehdi yapacak. Bunu kim yaptı? Peygamberimiz yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimize bakmakla beraber bir tane ebced değeri var. Bak Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. Bunu yapacak olan Mehdi'dir. Son ayet zaten. 11. ayet. O da 1956 tane veriyor. Son ayet olması da çok manidar. Maşallah. Evet.